edemiyorsunuz ya. Edemiyorsun işte. Bazı şeyleri gördünüz, bazı şeyleri gördünüz, hileye çektiniz, sustunuz. Ama artık damlayı taşın ve daha çok yeniyiz 2 hafta. Dışarıda 3 hafta. Buradaki ilişkimizi saymıyorum. Ne kadar kabul edebilirdiniz ki? Ve ben o gün onun yanından ağlayarak gittim. Benim arkamdan bile gelmedi. Demedi ki Hazal dur hani. Bekle. Tamam ben böyle bir adamım ama düzeleceğim. Demedi. Sana insan olarak değer veriyorum. Çok iyi bir insansın dedi. Düşündüm ne yapmalıyım? Oynamalı mıyım? Büyük aşk. Hazal Semih. Ama ben bunu dışarıda Semih'in gözlerinde göremedim. İnsan olarak seviyorum demek sana duygusal bir şey hissetmiyorum. Ben seni ama sevdiğim bir insansın demek yani. Ama hiç ben iyi bir insansın. Sizi tekrar çağırdılar değil mi Azam? Bizi tekrar çağırdılar. Semih hiçbir şekilde içeri girmiyorum dedi. Ben de dedim ki sonuna kadar. Arkadaşlar. Hiçbir şekilde dedim. Senin için zaten televizyon, para, şu bu hiç önemli olmadı ki. Sen öyle söylerdin. Ama Semih hep öyle düşündü biliyor musun? Hep aklında öyle soru işaretleri vardı. Sen o öyle bir kız değilsin. Öyle birisi değil ki Azal. Gerçekten. Girmiyoruz mu dedi, girmiyoruz dedi. O gün elendiğinde bile mutluydu. Niye biliyor musun? Bak o gün de söyledim. Dedi ki ben zaten sevdiğim için buradayım. Sevdiğim benim kolumu tuttu, çıktı. Biz dışarıda daha mutlu olacağız eminim dedi. Evet Aycan, kolumdan tuttu çıktı. İçeride toplantılar yapılırken Semih'le sonra Semih çıktı gitti beni burada tek bıraktı. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Bunu da asla unutmadım. Sonra sen içeride neler konuştun, neler dedin diye bana bağırdığını da çok iyi hatırlıyorum. Sen aslında yanacağını bile bile ateşte yürümek istedin. Niye? Aşktan. Şu an düşünsene. Istedim. Belli bir yaşta ve gözü direkt kör oluyor. Onun hatasını, kusurunu görmüyor. Sevgisi için sonuna... Ya 20-21 yaşındaki bir kızın kaç yaşındaki sevgilisini sevdiği için temizlemesi kadar güzel bir şey yok mu? Tüm herkese karşı, ailesine karşı, dostuna karşı, insanlara karşı kaç milyon izliyor. Bu kız tek başına sevgisinin arkasında duruyor ya. Ya Semih kötü bir çocuk değil, değil asla. Ama ilişki konusunda kendini zaten söylüyordu. Ben çapkın bir adamım. Benim kötü yanım bu. Yani benim ama bu huyumu törpülemem. Bak, arkadaş olarak çok ama ne diyorlar? Kendi ağzıyla bunu hale getiriyorsun. Bir dakika ne diyordu Semih? Ben diyordum ama benim ağzımda. Benim lafımla kalır Azal. Ama ben Semih'in ağzından duydum. Evet ben seni aldattım Azal dediğini. Ama ne hikmetse akşamına ben seni çok sevdim de hala olayı buradan elimin tutup çıkmaya bağlıyor. Bu mu?